Merhabalar, bugün sizinle magnet yapacağız. Bunun için gerekli malzemeleri söylüyorum. Şu magnetlerden, hani tanıtım magnetleri oluyor ya, onlardan lazım. Benim yapacağım şeye göre, işte eski çiçeklerden lazım, birkaç tane değişik. Sonra evalardan daire kestim. Şimdi birazdan bunların bir tanesini örümcek yapacağım, bir tanesini uğur böceği yapacağım. Öyle nasıl yapıyoruz? Devam edelim şimdi, gösterelim. Öncelikle bu çiçekle ilgili olanını yapalım. Şöyle bir magnetimiz vardı. Bunu yeniden revize etmiş olacağız. Çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz güzel bir etkinlik. Biz fazlasıyla yaptık. Örneklerini gösteririm. Silikon tabancası kullanıyoruz bunun için. Silikon tabancasını siz kullanın. Çünkü çocuklar için çok güvenli değil biliyorsunuz. Çocuklar için tehlikeli. Lanet aynı. Sıkıyorum şöyle. Şöyle. Yapıştırıyorum. Çok yorucu, zahmetli bir iş değil. Yeniden revize etmek. Sandığınız gibi ay ne kadar zor olacak şimdi diyebileceğiniz bir iş değil. Aksine çok kolay. Çok keyif alabileceğiniz bir iş. İşte bitti. Buyurun. Bunu içine isterseniz resminizi koyun, isterseniz güzel bir not yazın ve magnetinizi dolaba yapıştırın. Bu birinci magnetimiz. İkincisi ise örümcek olacak. Ada bana şey getir, küçük gözlerden getir kızım, bir de sıvı yapıştırıcı. Kemal bana şuşumillerden getir. Şönüllerden getir şunlardan. Şunlardan babacığım, iğne olarak da kullanıyoruz ya biz onu. İğne olarak kullanıyoruz ya. Ha onu, evet, aferin. İki tane öğretmenim. Ya da dört tane getir Kemal. Sakin. Şöyle çizgi yerlerinden kesiyoruz. Kestim. Ondan sonra bunu da kestim. Böyle. Koy baba. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Koy kızım, küçüklerinden istiyorum sadece ve sıvı yapıştırıcı istiyorum. Sıvı yapıştırıcı, stick değil. Küçüğünden koyar mısın Ada? Küçük gözlerden koyar mısın bir tane masanın üstüne? Bir paket küçük göz. Şimdi ver bana. Ver öğretmenim, ver. Gitme. Götür bunları. Şimdi bunları bacakları olarak kullanacağız örümceklerin. Hemen şöyle yapıyoruz. Örümceklerin kaç tane bacağı olur? 8 tane bacağı olur. Örümceklerin kaç tane gözü olur? 8 tane gözleri olur. Evet, doğrudur. Şimdi bunları şöyle yapacağım ben. Sonrasını keserim. Yani çok uğraşmamak için böyle yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Bacaklarını şöyle yapıyorum. Ortayı baz alarak yapıyorum ki daireyi koyacağım ya. Daire kenarlardan taşabilir, mesele değil. Şöyle bir, iki, üç, dört. Bunu koydum. Bunun da üstüne bir daha yapıştırıcı sıkıyorum. Ve dairemi alıyorum. Örümceğimi kahverengi yapacağım. Dairemi koydum. Bastırıyorum. Çeviriyorum. Teşekkür ederim kızım. Bir tane de sim getirsene bana. Şöyle vurdum, yapıştırdım. Doğru mu? Şöyle oldu. Şimdi fazla yerlerini kesiyorum. Bunun fazla yerlerini biz keseceğiz. Çocuk kesemez. Evet. Şöyle bacaklarında şöyle yaptım. Şekil verdim. Şönil bu. İstediğiniz şekle girebilir. Şöyle. Örümceğin 8 tane gözü olur. 8 tane gözünü yapalım. Silikon tabancasıyla düz bir sıra çiziyorum.
8 tane gözü elime alıyorum. Siz çocuğunuzla çalışırken silikon tabancasıyla değil, gözler için söylüyorum en azından. Silikon tabancasıyla değil, sıvı yapıştırıcıyla çalışabilirsiniz. Gelişi güzel koyabilirsiniz. Ben iki sıra halinde koymayı uygun gördüm. Bu birinci dörtlüydü. Bu da ikinci dörtlü. Örümcek fobisi dünyada ölüm korkusundan daha yüksekmiş. Bunu biliyor muydunuz? Bununla da ilgili, örümceklerle ilgili TÜBİTAK'ın bilim çocuk ile ilgili çok güzel şey var. Bir de TÜBİTAK'ın çok güzel böyle örümceklerle ilgili bir kitabı var 8 yaş üstüne. Tavsiye ederim, ana sınıfına da kullanabilirsiniz. İşte örümceğimiz hazır. Bunları, bu arkası magnetli zaten. Böyle uzanla böyle yapıştıracaksınız. Kendi örümceğin, kendi magnetlerinizi kendi tasarlamış olursunuz. Bu çiçekli olan, bu örümcekli olan. Bunu arttırabilirsiniz. Mesela şimdi bir tane de hemen şey yapalım. Neydi onun adı? Şey. Sessiz. Şey yapalım bir tane de. Uğur böceği. Yapıştırdım. Uğur böceğine de bacak ekleyebilirsiniz. Bacak eklerseniz muhtemelen çok kalın olur ama bir şey. Ağır olur yani, düşebilir, bilginiz olsun. Bu yapıştırıcı eğer kafi gelmezse, düşerse buzdolabından diğer yapıştırıcılardan alırsınız. Bunun iki tane gözü olacak. Şey getirsene adacım. Şu turuncu, fosforlu turuncu grafon kağıdından. Çok acil. Şu fosforlu turuncudan. Evet. Aferin. İşte bu gözleri oldu. Uğur böceğimizin. Aslında uğur böceği kırmızı olur kanatları. Bir de benekleri olur. Değil mi? 7 tane benek. Kırmızı bulma öğretmenim. Biz örnek olsun diye yapıyoruz. Hiç yorma kendini. Teşekkür ederim. Şöyle. Siz çocuğunuza bunu çizersiniz. Biz öyle yapıyoruz. Çiziyoruz. Çocuklar kesiyor. Siz, yani bunu şu anda kendim örnek olsun diye yaptım. Şöyle. Şöyle. Silikonu yapıştırdım. Sıvı yapıştırıcıyla çok kolay olur. Tekrardan söylüyorum. İşte. Bunu da şöyle. Kendim çalıştığım için ve hızlı olsun istediğim için, hemen bitsin istediğim için böyle. İşte bu da uğur böceğimiz. Evde kendi magnetimizi kendiniz tasarlayabilirsiniz çocuğunuzla. Bence gayet güzel olur. Geliştirilebilir. Ben evalardan kullandım. Siz fon kartonlarından kullanabilirsiniz. İstediğiniz kalıpları internetten çıkarabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Çizebilirsiniz. Dairelerin üstünde ikonlar çalışabilirsiniz. Mesela göstereyim. Biz zaten öyle yaptık bugün. Çocuklarla. Buyurun. İşte biz mesela öyle yaptık zaten. Yüzler çalıştık. Kalpler çalıştık. Örümceğimizi koyalım. Şöyle koysun. Evet, tuttu örümceğimiz. Şöyle. Ay, ağır oldu biraz. Hafifletmek gerekebilir. Düz değil ya. Burada tutmak zor oluyor. Bakın. Çok tatlı oldu. Örümceğimiz. Bakalım bu çiçekli duracak mı? Durmadı. Ama şey, bunlara dediğim gibi ilave şeyler ekleyebilirsiniz. Böyle. Bence güzel oldu. Evde siz de yapabilirsiniz. Çocuğunuzla güzel bir etkinlik olabilir. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.